Caz efsanesi Louis Armstrong'a ait bu görüntüler ziyaretçileri ünlü sanatçının evine götüren yeni online serginin yalnızca küçük bir parçası. Sergiyi hazırlayan New York'un Queens bölgesindeki Armstrong Müzesi normal şartlar altında ücret karşılığı bilet alınıp gezilen tarihi bir mekan. Ancak salgın nedeniyle kapanan müze sergiyi ziyaretçilere online olarak ve ücretsiz sunuyor. İngiltere'de ise Londra Ulusal Tiyatrosu en popüler yapımları ücretsiz olarak online izlenime sunuyor. Tiyatro pandemi nedeniyle hala kapalı. Bu programı başlatarak izleyicilere bir performansı canlı izleme hissi vermeye olabildiğince yaklaşmaya çalıştık. Umarız insanlar ülke hatta dünya çapında aile ve arkadaşlarıyla birlikte bağlanır ve programları aynı anda izler. Müzik tutkunları en sevilen gösterileri artık online izleyebilir. İngiliz besteci Andrew Lloyd Webber bir YouTube kanalında ünlü müzikallerini yayınlıyor. New York Metropolitan Operası ise kısa süre önce Evde Gala adlı canlı programda 40'tan fazla sanatçının evlerinden katılarak sergiledikleri performansları yayınladı. Fitness şirketleri de tüketicilere alışılmışın dışında yollardan ulaşmaya çalışıyor. Spor kıyafetleri markası Lululemon online yoga dersleri veriyor. Bazı ünlü spor markaları da ücretsiz online egzersiz dersleri sunuyor. Planet Fitness ise Facebook hesabı üzerinden canlı egzersizler yayınlıyor. Chicago Üniversitesi'nden James Schrager'a göre şirketlerin online platformlarda ücretsiz imkanlar sunmasının çok basit bir nedeni var. Bunun adı promosyon. Ekonomi tümüyle yavaşladığında hiç kimse müze ziyaret etmez. Ancak online ziyaret imkanı bu müzenin adının dilden dile dolaşması için harika bir fırsat. Tüm bu işletmelerin istediği siz tüketiciler tarafından keşfedilmek. Bu zeki işletmeler şu anda kendilerine hiçbir maliyeti olmadan tüketicileri sitelerine çekmenin, ürün ya da hizmetleri daha sonra yapacakları satışlar için denetlemenin harika bir yol olduğunu anladı. Umuyoruz ki tüm bu sıkıntılı günler sona erdiğinde insanlar tiyatrolara ve sinemalara akın edecek. Herkesin şu anda kahkaha atmaya, eğlenmeye ve muhabbet etmeye çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dünyanın dört bir yanında yüz binlerce internet kullanıcısı pandeminin sona ermesini beklerken can sıkıntısından kurtulmak için bu imkanlara erişim sağlıyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.